Efendim selamlar selamlar ve selamlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber sizlerin gollerini yorumluyorum. Bölüm 8 ile beraberiz. Tek başımızdayız. Bu videoda ne yapıyoruz? Discord'a atmış olduğunuz gol kliplerini, foto kayıt paylaşım kanalı var. Oradan ben çekiyorum bu gol kliplerini ve yorumluyorum. Discord'a katılmak isterseniz de açıklamada ve yorumda linki sabitli olacak. Her gün o Discord'da sesli olmaya çalışıyorum. Sizlerle sohbet muhabbet ediyoruz. Aynı zamanda linkleri dediğimiz gibi Discord. Lafı çok uzattık. Çayınızı kahvenizi alın. Videoya beğeni atın. Arkanıza güzel bir yaslanın. Başlıyoruz. Evet, bu sefer şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Bütün golleri klasöre koydum. Yani geçiş efekti falan da koymayacağım hiçbir videoya. Sizlerin golleri diye bir klasör yaptım. Burada tamına 20 tane gol var ve 20 golde farklı kişiden. Bu sefer dedim ki biraz uğraşayım. Alfabetik sıra göre gideceğiz. Alfin golle başlayalım bakalım. Şöyle büyütelim. 20 tane gol muhtemelen 15 dakikada falan bitecek Hoşçakal. gibi düşünüyorum. Bir dakika, videoda ses var. Şunu bir kapatalım. Videoları da sessiz izleyelim ya. Sıkıntı çıkar şimdi. Telif melif. Yalnız video bir kasıyor. Şuradan bir vuruş geldi. Anlamadım. Bu golün yeni klip almış ama devam ediyor klip. Okey. Dur bakalım. Tamam, maç devam ediyor. 4-2 öndeler. Evet, arkadaşı da fakeledi. O da fakeledi. Bir pinç, inanılmaz. İnanılmaz. 133. 133. Hadi. 148 mi? Dayı sen şaka yapıyorsun. Oha. 10 üzerinden 10 bence aga. No bounce gitmiş bir de, yani sekmeden gitmiş. Gayet temiz abi, elinize sağlık. Ben bu gole 10 üzerinden 10 puanı veririm. Devam. İkinci golümüz Arç'ın golü. Dediğim gibi buraları hiç kesmeyeceğim ya. Bu sefer böyle olsun. Eğer bu şekilde beğeniyorsanız yorumda belirtirsiniz. Beğenmiyorsanız hani direkt geçiş efekti şekilde yapabilirim. Ama bu sefer dedim ki bir kesmeden diyelim. Şimdi bu gol Arç'ın golü. Arç'ın rankı büyük şampiyon 1. Ve kendisi bu arada ya böyle Ertem Şener'e selam olsun ama çok genç. Rankı da yüksek bence baya. Ve bakalım nasıl bir gol atmış. Yalnız videolarda bir tık kas var. Güzel bir reset. Rakip de biraz pas atmış, gol olmuş abi. Yani bir daha izleyelim ya şu golü. Bir daha izleyelim. Buradan güzel kalıyor. Burada videolarda bir kas var, onu anlamadım. Böyle hafif bir FPS drop yiyor video. Yani 10 üzerinden 7 ya. Çok öyle aman aman gol değil ama temiz. Ben olsam ben de klip alırdım. Devam. Atali'nin bir klibi var, evet. A harfini muhtemelen bitireceğiz. Hadi bakalım. Arkadaşı orada pasını atmış. Yalnız bu arada bu videodaki şey arkadaşlar FPS benden kaynak değil, onu söyleyeyim. Yani videonun kendisine böyle şu an. O benim yapım için bir şey yok. Güzel bir redirect, temiz ama ben klip alır mıydım? Yani bilmiyorum, redirect golü çok atılıyor. Hani biraz daha temiz olsa, daha doğrusu biraz daha zor bir gol olsa alabilirdim ama yani yine iyi gitmiş ya. Pozisyonlaması, kendini konumlaması güzel. Ben yine klip alırdım bunu ya. Onun üzerinden buna da ediverdim. Tamam. Hızlı geçtik burada. Çok hızlı ilerliyoruz. Owen'in bir klibi var. Biraz daha yavaş gidelim abi. Zaten az klip var. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Son 5 gündeki klipleri dahil ettim. Yani şu an ayın kaçı? 28'i değil mi? Son 5 gün değil, yalan söylemeyeyim. Son 8 gün, ayın 20'sinden 28'ine kadar olan klipleri dahil ettim. Bir de böyle arada çok iyi gördüğüm klipleri aldım. Onları da zaten göreceksiniz. Bir tanesi Alp'in klibiydi. Şimdi devam. Aulek'in klibi. Hadi bakalım. Evet, topu değiştirmiş. Bir reset. İki reset. İki reset almış. Filipe'ydi. Muhtemelen ilk defa iki reset aldığı için. Etemizi aldığı için, hatta bir dahisinin klibini almış. Yani Filipe olduğu için buna da 10 üzerinden 7 vereceğim ama rankı muhtemelen şampiyon civarındaydı. Şampiyon için yine ekstra yani 8 veriyorum ben bu göre. Devam. Evet, Cat'in bir klibi var. Video ilerleme, ha ilerliyoruz. Tamam, güzel. Evet. Yani tabii rankını da bilmiyorum ama hani hangi rankta olsam bu klibi alırdım. Ya elmas olsam mesela almazdım. Plat olsam okey. Altın olsam okey. Bunun rankını da bilmiyorum ya. Ya kurtarış kötü mü? Değil bu arada. Kesinlikle kötü bir kurtarış değil ama yani kliplik bir kurtarış değil. Rankı tahmin etmeye çalışıyorum. Havadan falan vuruyorlar abi. Gold da olamaz bunlar da. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Ben üzerinden 5 verdim. Çok beğendiğimi söyleyemem. Devam. Saikomo'nun bir klibi var. Muhtemelen rankı plattı.
Valla o kadar artık şey oldu ki arkadaşlar, sonucunda takıla takıla zaten çoğunuz diyor sen bugün niye takılıyorsun diyor, işte çok aktifsin falan diyor, ama mecburen aktif olacağız yani sizlerle etkileşime geçirmek için. Herkesin rankını ezberlemeye başladık abi. Bu arada videonun kalitesi benden kaynak değil. Bak bu video mesela kasmıyor hiç. İlginç ya, bazı videolar çok kasıyor. Bu arada ben golü anlayamadım. Bir daha izleyeceğim. Dur. Golü tam anlayamadım. Tamam, burada birini geçiyor. Bu adam ne yapıyor? Bir dakika. Bu adamın gelişi var Allah aşkına. Yani adam öyle bir geliyor ki topu istemeye geliyor yani. Ya çocuğun rankı platin desek okey ya. Ha, platin için bu gol okey yani, klip alınabilir, 10 üzerinden 6 diyorum. Devam. Yolu yarıladık bu arada. Dynan'ın klibine geldik. D harfindeyiz. Hadi bakalım. Dynan'ın rankı GC 3 diye biliyorum. Ama güncel rankını bilmiyorum. İşte dediğim gibi arkadaşlar, bir noktadan sonra ezberliyorsunuz herkese konuşa konuşa. Bir de klip paylaşımı gol atan kişiler sunucudaki aktif insanlar. Seslerde falan takılıyorlar. E tabi onlarla da bir muhabbetiniz olunca ranklarını da ezberliyorsunuz. Hani yorum çok gelecek bu konuda, tahmin edebiliyorum. O yüzden soruyorum. Şimdi Blizzy fakelemiş sonra 10 numara 200 IQ bir gol abi. Bir daha izleyelim. Burada biraz hafif bir sıçmış, sonra iyi kontrol etmiş. Adam gölge defansı yapıyor. Burada Blizzy çok güzel fakeliyor. Sonra oradan drift atarak, bu arada bu gol çok mekaniksel bir gol. Bak şuradan drift atarak topu çok temiz kontrol ediyor. Ve inanılmaz yere bakıyor. Ben bu gole 8.5'tan 9 veriyorum ya. Güzel gol. Devam. Hani bana'nın golü abi. Evet, hani bana'nın rankı şampiyon 3 peak diye biliyorum, ama şu an muhtemelen şampiyon 2, şampiyon 1'dir. O da aktif biri sonucunda. Bakalım nasıl bir gol atmış. Paxi'ye karşı oynuyor. Bu arada karşısındaki rakip GC2 veya GC3. Ve Paxi'yi yemiş bir tık. Dur bakalım bir daha izleyelim şunu. Güzel yani. Kendinden 5-6 lig üstündeki rakibe karşı böyle bir gol atmak kolay değil. Bu muhtemelen şeyde RLTR'nin 1v1 turnuvası abi. Çünkü orada konuşuyorduk biz. İşte böyle bir gol atıldı falan diye. Sese gelmişti hani bana da. Öyle bir anısı var yani golün. Oradan bir gol. Güzel abi. Bu arada bir hatırlatma yapayım. Kimin golüne geçeceğiz? Karim Bisman'ın golüne. Bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Bu cuma, yani bu cuma ne lan? Bugün işte abi. Bugün saat 8.30'da ligin finali için, normal sezonun finali olacak. Yayında olacağız. Sky Life'ın kanalında. Mutlaka katılın. Lig Discord'una da o yüzden katılmanızı istiyorum. Hem ligin organize ediyoruz, ödüller veriyoruz. Hem de çekilişler işte, ne bileyim, sizlerle oyun oynuyoruz. Yani bir roketlik topluluğu sunucusu gibi düşünün. Yani her şey tek bir merkeze toplamaya çalışıyoruz roketlikle alakalı. Ama bir tek şey yok abi. Takas yok. Takas açmayı düşünmüyoruz ya. Takas kalma isteyen var, ama arkadaşlar şimdi o dolandırıcılık muhabbetleri falan, onlarla uğraşması ayrı zor. Onlar için ayrı bir yetkili ekibi zaman gerekiyor. Ona gerek yok abi. Şimdi bir komple izleyeyim, ondan sonra bir yorum yapacağım ve iki defa izleyeceğim. Kalimbis Vampir'in rankı galiba Diamond'tı. Ya Diamond ya Champ. Tam emin değilim ama ikisinden biri. Şimdi golü bir kere şöyle yorumlayayım. Güzel kontrol etmiş. Arabayı da güzel döndürmüş bu arada. Temiz atmış. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Şu adam ne yapıyor? Şu adam bir tık gerçi iyi kaldırmış ya. Abi ben bu golü beğendim ya, beğendim. Güzel gol. Bir de arkadaşı da çeyiziyor ilginç şekilde. Orada bir yani kavga falan mı çıkmış, adam küfrediyor ama. Yani temiz gol. Takım arkadaşı da bir tık bozabilmiş ama iyi atmış. Devam abi. Kuli'nin golüne geldik. Kuli'nin rankı GC3 peak. Şu an rankını bilmiyorum. Muhtemelen oyunu bıraktı. Bakalım abi. Kuli'den güzel bir redirect diyebilir miyiz bunu arkadaşlar? Ya backboard redirect denir mi buna? Ne deniyor? Bunun tam adını bilen yazsın. Ben bilmiyorum. O yüzden yazmayacağım abi. Ama güzel atmış abi. Bir de açı da çok zor. Bu gole puanım 10 üzerinden kaç olsun lan? 10 üzerinden 8 ya. Kalimbis'in golüne de 10 üzerinden 7 vereyim. O da fena değildi. Devam abi. Ve bu arkadaşın ikini şimdi nasıl okuyacağız? Lane LNX. Evet. Burada video kalitesi benden kaynak değil. Bana söylemeyin. Arkadaştan kaynaklı. Bakalım abi. Bu çocuğun rankı elması 3'tü. Rolüne baktım. Sunucuda rank rolü de alabiliyorsunuz bu arada arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim abi. Bu golü harbiden ben beğenmedim. Bak niye beğenmedim? Bir, bak birinci sebep
Rankına göre iyi bir gol değil. İkinci sebep free play. Üçüncü sebep dribble kötü. Bak şimdi izle anlayacaksın. Yani üzülerek söylüyorum kardeşim ama dostacı söyler. Hani eleştiri kabul edeceğini düşünüyorum. Ben bu golü kırıp almazdım. Ha mesela buradan sonra bak buradan sonra topu kaçırıyor. Ha buradan sonra devam etse okey. Ama şey yani yine iyi denemiş. Ta nereden olup dribble yapmış mutlaka. O fena değil. Ama ben almazdım dediğim gibi klip bunu arkadaşlar. Ya bir de Filipe. Ben bu gol onun üzerinden 4 veriyorum ya. Beğenmedim yani üzgünüm. Ama olmamış. Devam. Kime geldik? Mesa. Evet. Bir de ligde Messa diye bir takım var abi. Bir de Messa diye bir oyuncu var. Ya ikisi çok karışıyor ama yapacak bir şey yok. Evet, Messa'nın rankı bu arada GC 1 veya 2. Kendisi genç de bir bu arada. 14-15 yaşında mı ne? Yani yaşına göre hakikaten arkadaşlar bu formatı sevmenin sebebi mesela bir çocuk keşfettik dün STR'de Lig Discord'unda. Çocuk 10 yaşında GC 1 rankta. Yani inanılmaz bir şey. Yani aslında Türkiye'de yetenek var. İşte herkes diyor ki Türkiye'den e-spor çıkmaz şöyle böyle. Ya çıkar da o yetenekleri scoutlayıp iyi bir antrenmanla geliştirmen lazım senin. Yani altyapı eğitimi lazım. Ona da işte zaman yok bilmem yok. Yani onu birilerine para vereceğim de yapacak yani o da yani Türkiye'de Rocket League az oynanıyor falan. Ama yani bu arada Mesa harika bir freestyle klibi atmış. İlk freestyle klibi. Bakalım abi dersin. Bir reset almış. 2 almış. 3 almış. 4 almış, 5 almış, 6'yı da almış. Kardeşim sen gidiyorsun, Team Liquid'e başvuruyorsun, hemen alıyorlar seni. Ay ay. Of, çok güzel atmış ya. Aa, güzel abi, beğendim. Buna kaç verim ya? Onun üzerinden 9. Onu var ya, ben buna 10 veriyorum abi ya. 6 tane reset var çünkü. Aslında var ya, freestyle ile alakalı bir video yapmak istiyorum ama onun için yani nasıl bir içerik yapılabilir bilmiyorum. Onunla alakalı içerik fikirlerinizi yorumu bekliyorum ama hakikaten zor bir şey yani. Mesela bazıları şey diyor. Topu duvara sürüyor işte. Topu duvara sürünce freestyle oluyor. Ya öyle bir şey değil arkadaşlar freestyle. Bambaşka bir konu. Ben de öyle zannediyordum ama öyle bir şey değilmiş. Yani olayın aslı bambaşka. Olayın aslı bambaşka. Neyse daha abi çok bıdı bıdı ettik. Olur Emre. Evet son kripte artık o harfine geldik. Olur. Olur. Bak. Bak bu dribble işte. Bak. Mesela. Dur. Bir lafı böleceğim ama. Bak bir şu çocuğun attığı dribble'a bak. Diamond. Tamam mı? Bu çocuk Diamond 3. Ya, çocuğu da gömmek için söylemiyorum bu arada. Kendin gelişmesi için söylüyorum. Yani, iyi bir dribble değil. Tamam mı? Bir de Onur Emre'ye gelelim abi tekrardan. Bu çocuk Champ 1 mi? Champ 2 mi arkadaşlar? Şu anki rank katla Champ 1. Ya arada bir tane lig fark var ama ne kadar fark olduğunu görüyorsun. Çok temiz abi, aşırı temiz. Bir klibi daha var. Onur Emre'nin de bu arada yaşı küçük ve yaşına göre iyi oynuyor. Arkadaşlar aslında benim hedefim şey ya böyle küçük yaştakileri mesela 14 yaş ve altındakileri hadi 15 de olur ama 15'ten yüksek olmaz. 15 yaş altı Champ 1, Champ 2 üstü oyuncuları bulup hani onları geliştirme programına koymak istiyorum ama tabii ben geliştirmeyeceğim. Onun sunucuda böyle bir etkinlik yapmak istiyorum diyeyim. Çünkü gerçekten iyi oyuncular var. Yani onlardan bir şey kapabilirler. Ya koşuk gibi bir hizmet sunmak istiyorum ama onu işte nasıl yapacağım? Fikir sadece. Yani onu da bir tartışırsak yorumda iyi olur ya. Ama gol güzel abi. Onur eline sağlık bu arada. Reset de temiz. Bir şey söyleyeceğim. Reset temiz dedim de. Ya kaleci bunu tutabilmiş abi. Gerçi okuyamamış ya tamam. Hemen de böyle mükemmeliyetçi olmaya gerek yok. Güzel atmış yine. Bir gol daha var. Bu güzel. Bu güzel bak. Bunu yapması zor bu arada. Duvardan öyle alıp. Fena değil. Onun üzerinden 8 verdim bütün kliplerine. E-Dribble'a 9 verdim. Çok temiz çünkü. Bir Onur daha var. Onur Oz. Onur Oz'un rankı sanırım Champ 1'di. Veya Diamond 3 hatırlamıyorum. Bakalım abi. Yani gol güzel ama 10 üzerinden 6 be. Max 6 yani. 6'dan fazla yok. Tamam. Piot. Piot'un rankı yüksek ihtimal GC 1'di. Champ 3 olabilir hatırlamıyorum. Ya sonuçta GC 1 rolü almıştı. Bu arada çok güzel fake. İnanılmaz. Double fake. Of. Çok iyiydi lan. Arkadaşı da güzel bamplamış bu arada.
Ay çok iyi. Onun senden 9 abi. 2 kere fake attığı için. Devam. Sütun adamın bir klibi var. Sütun adamın rankı neydi ya? Onun da Diamond işlerde falan Diamond diye biliyorum. Chapter'da oldu. Tamam değil. Oha! O neymiş lan? Bir de şeyle yapmışlar. Bir izleyelim bakalım. Bu arada takım arkadaşının gözünden görüyoruz. Bu gol kaça gitti? Bütün adam veya gram izliyorsa bu golün kaça gittiğini yazsın abi. Güzel gol elinize sağlık bu arada. Çocuk bir de platinası kazanmış ha. Onun üzerinden 9 abi. Evet son 4 klip. Bu arada videoya bakalım. 15 dakika olmuş abi. 10 dakika diyordum 15 dakika olmuş. Neyse bu videoyu hiç editlemeyeceğim arkadaşlar. Bu sefer full böyle sade denek. Eğer hoşunuza gitmezse yani editli olanı tercih ederseniz kese kese de yaparım. Şimdi Yunus'un bir golü var. Yunus double zınk. Temiz de bu abi. No bounce olsa daha iyiydi ama bunu da alırız. 10 üzerinden 8. Jeff'in bir golü var. Evet izliyoruz Jeff'i. Yani bir dakika bir izledim. Güzel pas. Yani Jeff'in rankı Champ 3 GC1 arasında bir şey öyle biliyorum. Yani bu gol alınır mı klip o rank için bilemedim ama gol güzel. Ona bir şey diyemem. Onu senden 6 verdim. Evet. Poyrak'ın bir klibi var. Yalnız bu şey bu abi bu ekran ne? Bu klip bu arada eski bir klip hani dedim ya eski klipler vardı. Eski kliplerden biri bu abi. Yani farklı kişileri koymak için böyle bir şey yaptım. Bakalım. Zınk. Güzel okunmuş bu arada. Yalnız kale bir tık cenaze olmuş abi. Bizim kale. Oradan güzel boost almış. Bu arada setup'ı da iyi yapmış. Oradan boost alıp setup'ı yapmak kolay değildir. Okuması da güzel. 10 üzerinden 8 abi. Ve son klip. D-Max'e dükkanı kapatıyoruz. Hadi bakalım. Aa, evet. Bu arada son klip izlemeden önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Buraya kadar videoyu izlediyseniz ve gerçekten hoşunuza gittiyse video beğenirseniz çok sevinirim. Dediğim gibi lig maçları için bugün saat 8.30'da Twitch'te yayında olacağız. Derin'in duyurun linki Discord'dan atılacak. Siz de bu videolara çıkmak istiyorsanız direkt yorumdaki ve açıklamadaki Discord'un üstüne gelebilirsiniz. Şimdi devam. Hadi bakalım. Bu klipten sonra direkt videoyu kapatacağım zaten. O yüzden şimdiden kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın diyelim. Şu klibi direkt puanı verip kapatalım. Şimdi rakibin gözünü izliyoruz. D-Max çıkmış. Almış setup'ı. Almış setup'ı ne lan? Reset'i almış işte. Ve güzel bir gol. Ben bu gole 10 üzerinden 7.5'tan 8 vereyim abi. Çünkü reset çok öyle aşırı temiz gitmemiş. O zaman bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Dediğim gibi kendinize bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.